Hatay'da öğretmen atamaları tercih kılavuzunda sınıf öğretmenlerine ayrılan kontenjanın düşürüldüğünü ileri süren bir grup sınıf öğretmeni adayı eylem yaptı. 4+4+4 sisteminin mağdur olduklarını dile getiren öğretmen adayları adaletli atama istedi. Sınavsız, koşulsuz atama istiyoruz. Ulus Meydanı'nda düzenlenen eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Supi Tek Yıldız, 4+4+4 sistemiyle hayatlarının bir günde değiştiğinin altını çizdi. Daha önceki yıllarda %30 oranlarında olan sınıf öğretmeni alımlarının bu yıl %0.89 oranında olmasının kabul edilemez olduğunu ileri sürdü. %30'ları bulan sınıf öğretmenliği atama oranları %0.89'a düştü. 4+4+4 sisteminin ne çocuklara, ne velilere, ne de öğretmenlere bir şey sunmadığını da öne süren Tek Yıldız, her geçen gün yeni sorunlar doğuran bu sistem için neden hala ısrar edildiğini de anlamadıklarını belirtti ve AKP hükümetine öğretmenler işsizken 80-90 öğrenci mevcutlu sınıfların oluşması nasıl bir çelişkidir? Hiçbir sağlıklı planlama yapmadan getirilen 4+4+4 sisteminin mağduru neden öğretmenler oluyor? Neden yeni okullar açılmıyor? Neden öğrenciler dersliklere sıkıştırılıyor? Yasa yürürlüğe geçirilmeden neden üniversite kontenjanları planlanmıyor? Neden üniversite mezunları düşünülmüyor? Biz başka ülkenin mi yurttaşıyız sorularını yöneltti. Şimdi biz buradan soruyoruz. Öğretmenler işsizken 80-90 öğrenci mevcutlu sınıfların oluşması nasıl bir çelişkidir? Atama bekleyen on binlerce sınıf öğretmeninin olduğunu da ifade eden Tek Yıldız, mağdur edilen öğretmen ve öğrencilerin bu sorunun giderilmesi için daha fazla okul açılması gerektiğini savunurken, tüm halkımızı 4+4+4'e karşı 15 Eylül'de Ankara'da yapılacak mitinge davet ediyoruz dedi. Yeni okullar açılmalı, 4+4 gibi akıl dışı bir modelden vazgeçilmeli. Sadece sınıf öğretmenliği için değil, tüm öğretmen arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmeli. Adaletli atama yapılmalıdır. Grup basın açıklamasının ardından slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı.